Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah değerli kardeşlerim. Genç Hoca kanalından hepinize merhaba. Bu videomuzda Türkiye'de iki önemli akımı temsil eden Mustafa İslamoğlu ve Ebu Hanzala'nın ortak yönlerinden bahsedeceğiz. Bu ortak özelliklerden ilki ve en önemlisi Resulullah ve ashabından sonra ortaya atılmış, yani sonradan çıkmış olmasıdır. Sonradan ortaya atılan görüşler, olanı inkar eden ve olmayanı ortaya koyan bir anlayış. Şu kadar fark var ki Ebu Hanzala hariciliğin vehhabilikten kırma, selefilikle örtülü halini temsil ederken Mustafa İslamoğlu karma bir anlayış içerisindedir. Nerede sapık bir görüş varsa onu almakta veyahut kendisi ortaya atmaktadır. Bu ikilinin ortak noktalarından ikincisi ise tekfirdir. Ebu Hanzala ümmeti Muhammed'i açıkça, alenen tekfir edip müşrik saydığı gibi Mustafa İslamoğlu da ümmeti Muhammed'i uydurulmuş olan dine tabi olmakla suçlayarak tekfir etmektedir. Böylelikle her ikisi de kendisinin görüşüne uymayanları, kendisi gibi düşünmeyenleri, kendi uydurduklarına inanmayanları tekfir etmekte, İslam dininin dışına atmaktadır. Üçüncü özellikleri ise Kur'an'ın zahirine bakmalarıdır. Mustafa İslamoğlu, Kur'an Müslümanlığı adı altında hadisleri reddederek Kur'an'dan ne anladıysam o benim dinimdir demekte, Kur'an'dan anladığını, kendi yorumladığını din olarak lanse etmektedir. Ebu Hanzala ve temsil ettiği akım da Kur'an ayetlerinin zahirine bakmakta, çoğunlukla Kur'an ayetinin görünüşünden, zahirinden çıkan manayı Allah'ın murad ettiği mana olarak sunmaktadır. Ortak noktalarındaki dördüncü özellik ise hadislerle olan problemleridir. Mustafa İslamoğlu toptan hadisleri reddederken, hadisleri uydurma kabul ederken ama işine gelen hadisleri alırken, Ebu Hanzala da zayıf bile olsa işine gelen hadisi almakta, sahih bile olsa içine gelmeyen hadisi görmemektedir, almamaktadır. Bu ikilinin beşinci benzer özelliği ise Kur'an-ı Kerim'e parçacı yaklaşımlarıdır. Kur'an'ın bir ayetine bakarak hüküm verirken başka ayetlerini görmezden gelirler. Çünkü konuyla alakalı başka ayetler kendilerinin verdiği hükmü geçersiz kılacak, kendilerinin batıl ve yanlış yolda olduğunu gösterecektir. Bu sebeple Kur'an'a bütüncül değil, parçacı bir yaklaşım içindedirler. Mustafa İslamoğlu ve Ebu Hanzala gibilerinin en temel ortak özelliği ise tasavvuf düşmanlığıdır. Ehli sünnete ve ehli sünnet alimlere karşı oldukları gibi tasavvufa da karşıdırlar. Ve dikkat edin, bunlar hep ehli sünneti hedef almaktadır. Farklı iki nokta, farklı iki uç ama aynı amaca hizmet ediyorlar. Allah-u Teala bizi ehli sünnetten ayırmasın ve bunlara uyan kardeşlere hidayet nasip eylesin.